Otomobil meraklı Serdar kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar 30 Mayıs'a geldik ve sıfır otomobil fiyatlarını an ve an biliyorsunuz takip ediyoruz. Fiyatların inişleri diyemeyeceğim bu ara, biliyorsunuz hep çıkışlarından bahsediyoruz. Özellikle son 10 gündür kurdaki artış, açıkçası kur diyebiliriz bunu ama ben bunun tamamıyla kur olmadığını zaten görüyorum arkadaşlar. Eğer her şey kura oranla artarsa bütün arabanın bütün modellerine fiyatlarının artış olması lazım. Çoğu zaten yurt dışından ithal. Bırakın yurt dışına, yurt içinden gelenlere de zaten zam geliyor. Onlarda da bir değişiklik yok ama sıfır otomobillere baktığımız zaman çoğu araba almak isteyen arkadaşlar, akrabasını araba almak isteyen, kendisinin aradığı, özellikle engelli indiriminden araba aldı. Her zaten arabalar çoktan yok. ÖTV diliminden almak isteyenler, keza normal yollarla almak isteyenler, hiçbir şekilde vatandaşlar şu an istedikleri arabayı bulamıyor. Bulsa bile sırada beklerken, ki canlı örneği var şu an, kendi kuzenime bile Renault Megane'ın başlangıç paket manuelinden bakıyoruz. Bayilerde yazdırdı, bekliyor ama maşallah Haziran'da gelecek. Ama gelene kadar iki kere zam gördü. Biliyorsunuz Renault Dacia grubu günlük olarak fiyatlarını sürekli listelerini yayınlıyor arkadaşlar. Nisan ayından beri zam yapmamıştı ama son bir hafta içinde iki kere zam yaptı. Toyota sessizliğini bozmadı. Devam. Hyundai ile Kia da aynı şekilde arkadaşlar. Devam. Fiyat grubu da biliyorsunuz artık 300 bin liraya dayandı yeni model, ki ayın 5'i 6'sı itibariyle yine çoğu marka arkadaşlar sıfır otomobillerde şu durumu göz ardı edemeyiz. Yani şu anki durum, hep kur bahanesi var ya, hep bir kur çıkması. İşte kur arttı bilmem ne oldu. Ya açıkçası bazen inandırıcı geliyor ama çoğu zaman da hiç inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Çoğu firma zaten aksesuarlardan valeyi vuruyor. Ciddi anlamda karlar yaptığını düşünüyorum. Araba satışlarından ziyade özellikle aksesuarlarda. Haziran ayında yine beklediğimiz senaryo arkadaşlar. Çoğu firma zam yaptı ama zam yapanların fiyatını inşallah sabit tutar diye düşünüyorum. Yeni zam yapanlar var. Biliyorsunuz daha geçen paylaştık. Stellantis grubu, Peugeot, Citroen, Opel yaptı. Renault, Dacia grubu yaptı. Bunların hep paylaşımlarını yapıyoruz. Daha öncesinde keza Honda. Zaten bizi takip eden arkadaşlar bilecek. Zam yapmayanların bu kadar farkı da zaten göreceksiniz. Şimdi ayın ilk haftası itibariyle, ilk 1-2 günü itibariyle o firmalarda zam olacak arkadaşlar. Gönül ister zam olmasın, sabit koysunlar ama yine zam yapanların da ben Haziran ayında zam olacağı kanısındayım. Özellikle Nisan ve Mayıs ayında hep sıfır otomobil kampanyalarını attırdılar ama son zamanlarda artık kampanya yapacak bir şey kalmadı, araba yok. Araba almak isteyip bulmak arayan arkadaşlar arabaları bulamıyor. Zaten bunun aşağı yorumlar kısmında yazarsınız. Gerçekten ihtiyacı olan bir araba varsa şu an zaten bulamayacaksınız. Haziran'ın ilk haftası itibariyle yeni ayın siparişleri gelecektir, ki çoğu da kendi ismini yazdırıyor. İkinci el araba alanlar mesela, adam arabayı almış, bir sene kullanmış. Zaten artıyor. Üzerine 100-150 bin lira vererek yine arabayı yenileyenler var. Çünkü bu periyot 3,5-4 yıldır açıkçası. 2019'dan beri arkadaşlar bu artış da var. Burada yenileyenler de var. Bir gemiye tutturmuş kendini. Örnek veriyorum, 150 bin lira arabası vardı 3 sene önce. Şu an 500-600 bin lira belki arabasının fiyatı arkadaşlar. Yani en kötü ihtimal çarpı 3 oldu zaten. 450 bin lira oldu. Adam üzerine 100-150 vererek araba değiştiriyor. Daha önce 450 alan adam yine değiştiriyor. Bakın, yılda 2-3 kere araba değiştiren var. Yılda bir kere, 3 yılda bir, 5 yılda bir ve hiç alamayan vatandaşlar. Yani şu an elinde bir elle tutulur bir arabası olan bile arkadaşlar artıyor. Benim arabayı ben biliyorsunuz 74,5'a alıyorum. Şu an malum sitelerden sorgulattırıyorum. Bayramdan önceki arabanın fiyatı 90 bin lira civarında veriyordu. Şimdi 100 bin 500 veriyor arkadaşlar. Daha ben arabayı 2 ay oldu alalı. Ki benim yaptığım masraf var biliyorsunuz, onların hepsini kalem kalem de bahsedeceğim. Özel bir video yapacağım. Ben biliyorsunuz arabaya bakarım arkadaşlar. Benden araba alan arkadaşlar bilecektir. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, araba ihtiyacı olan tabii ki şartlarını, koşullarını değerlendirecek. Ona göre ihtiyacı varsa düşünecek. Ona göre alacak. Yine bir yakın arkadaşımıza Fiesta bulduk. Fiesta aldık. Arabayı alalı bir hafta falan oldu. Arabaya 139'u aldık arkadaşlar. 165 bin lira veriyorlar arabaya. Yani daha bir hafta. Yani çok değişik bir piyasa var. Ha, ikinci el lokomotif durumda mı? Tabii ki lokomotif durumda değil ama yine bir satış grafiği var. Sıfır araba bulamayınca yine iki elle bir kıpırdanma meydana geliyor mu? İlerleyen günlerde de bakacağız. Haziran ayının beklentisi arkadaşlar, yine söylüyorum, zam olacak. Bir uygulama, bir düzenleme, herhangi bir
müdahale olmadığı sürece kur düşse bile bir hafta 10 gün geçmeden arkadaşlar firmalar fiyatları hemen düşürmüyor. Ama zam olunca ertesi gün ya da 1-2 gün sonra hemen yansıtıyorlar. Bunu artık Sağır Sultan bile biliyor. Aksesuarsız zaten araba alamıyorsunuz. Sayılı markalar var aksesuarsız araba satan ellerinde varsa. Yine takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar ne yapacaksınız? Sağ alt köşeden kanalımıza abone olacaksınız. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir başlığın altında geçen arkadaşlar videoda yanlış yazmışız. Kapak fotoğrafı doğru da rakamı yanlış yazmış oldu. Hemen vurmaya başlar. İşte dikkat çekmek, işte algı vesaire. Arkadaşlar bizim dikkatle, algıyla, şovla öyle bir işimiz yok zaten. Olsak zaten bu kadar kısa zamanda millet gibi uçuyor kaçıyor başlık atar koçardık. Bizim rengimiz, çizgimiz belli arkadaşlar. Biz dürüstlükten ve doğruluktan yanıyız. Her zaman söylüyorum. Piyasa çıkıyorsa çıkıyor, iniyorsa iniyor. Durumu neyse bu. Bizde tribüne oynama yok arkadaşlar. Neyse o. Bizi takip eden arkadaşlar bilecektir. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni unutmayın. Lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Biraz bizim de siz reklamımızı yapın diyerekten kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.